Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne ve şefaatine nebine Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ila ervahi alihim ve elvadihim. Ve ezvadihim ve zime zürriyetim rıdvanım ve teala aleyhi. Evet. Bütün hazırını saygılarımla, hürmetle selamlıyorum. Allah bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkürler. Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'de çok olay var. Yani çok kişi var. Normalde biz bu programları yaklaşık bir 30 kadar mı çekmiştik herhalde? Şimdi Ahmet Hocam, malum en çok geçen işte Nuh kavmi, Hazreti Musa Aleyhisselam'la Firavun'un mücadeleleri, Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Evet. bunlarla alakalı ağırlıklı olursa güzel olur inşallah. Şimdi tabii bu gösterdiğim bu Google'da bu Kur'an-ı Kerim'deki olaylar hemen hemen şuralarda geçiyor yani. Şuralarda geçiyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam için onun işte vakanın olduğu yer olarak bu Mezopotamya gösteriliyor. Hatta bir dönem Küfe'de onun makamı vardı. Şu anda eğer kaybolmadıysa tekrar orada Küfe'de makamı var. Yani gemiyi orada yaptığına dair bazı rivayetler var. Küfe burası. Gördüğünüz gibi şeyde hemen Şattul Arab'tan önce Fırat Nehri'nin hemen kenarında Küfe. Vakanın burada olduğunu söylüyorlar. Fakat diyorlar ki Nuh Aleyhisselam'ın tufanı bütün dünyada olması mümkün değil. Olsa olsa bu arada olmuştur. Fakat mucize olarak bir şeyi buraya hapsetmek çok zor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'ın kavminin helak olmasını anlatırken enzelna mine semai ma en münhemir diyor. Yani böyle bir sağanak çok dolu bir yağmur yağdırdık diyor. Yerde öfetcernel arda uyunen yerde göze göze fışkırdı diyor. Dolayısıyla dünyanın genelinde olmadığını anlatanlar diyorlar ki dünyadaki suları toplasanız dağların tepesine çıkmaz diyorlar yani. Dolayısıyla imkanı yok. Bizim Ömer Said Gönül Hoca da yazmıştı bunu. Dedim ki hocam öyle değil bu mucize. Allahu Teala sadece denizleri yukarı kaldırmıyor. Üstten de yağmur yağdırıyor yani. Hem yer fışkırtıyor yağmur hem üstten yağıyor. Onun için mucize bir olayı lokal bir yere hapsetmek mümkün değil. Öyle olsaydı Hazreti Nuh Aleyhisselam'a Allahu Teala buyururdu ki en yüksek bir dağın başına çık. İşte orada dur. Ondan sonra tufan geçtikten sonra gelirsin. Ama ona öyle demiyor. Gemi yap diyor yani. Bizzat da geminin yapılışında vahiyle devam ediyor gemi yap. Dolayısıyla genelde olduğu ama daha çok burada Mezopotamya'da Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın bir makamının kabir diyorlar ama makam olduğu anlaşılıyor. O kerekte yap şeyden giderseniz eğer Ürdün'e Kerek'te görmeniz mümkün. Kerek'te şeydi Ürdün'de hemen böyle müteye yakın bir yerde. Tam şehrin çıkışında bir makamı var. Evet Kerek. Kerek burası. Şöyle. Lut köyüne yakın gelirken Kerek oluyor burası. Burada makamı var. Bir makamı da Nahçıvan'da var ama onun çok fazla tutarlı bir yanı görülmüyor yani. Esas daha çok bizim ve hemen hemen tarihçilerin de önemli anlattığı yer Cizre. Cizre'de olduğu. Dolayısıyla Cizre'de bunun şeyi en önemli noktalarından bir tanesi. Orada kabri var.
ziyaret edenler etmişlerdir belki, bilmiyorum. Ama Cizre'de Nuh Aleyhisselam'ın kabri var. Ondan sonra ve Cudi Dağı da zaten arkasında bulunuyor. Şırnak'ın şehri Nuh olduğu ifade ediliyor. Şehri Nuh Şırnak'a dönüşmüş. O da ayrı bir şey, ayrı bir olay. Şırnak şehri, biz oraya gittiğimizde tabii Arapça kaynaklarda, İslam tarihi kaynaklarında orada şeyin olduğu, daha sonra Tufan'dan sonra Şırnak'ta şehir kurduğu ve 80 kişiyle orada ikamet ettikleri ifade ediliyor. Hatta Femanin diye Semanin diye Arap şeylerde geçiyor. Yani 80 kişi olduğu için, 80 kişiden oluştuğu için de şey yapıyor. Şırnak burası. Tam Şırnak'ın böyle yaklaşık bir 5 kilometre yukarısına doğru gidiğin zaman Kürtçesi Heştan, Heştiyan. Arapça Femanin. Şöyle şu tarafta bir köy var. Burada ikamet ediyor. Hatta oradaki insanların anlattığına göre bir zamanlar oralarda mismar da varmış, böyle yerlerde bulunan. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de bizzat kastediliyor. Yani mismarlar vardı, çivilerle perçinliyordu gemiyi. Oradan da anlaşılıyor ki öyle bir vaka var. Hatta işte burada normalde geminin buraya konması, şey oraya Cudi'ye yerleştikten sonra burada ikamet ediyorlar. Hatta Cudi'de işte bu dört doruk var burada. O dört doruktan bir tanesinin başında. Şırnaklılar Temmuz'un son 3 haftasını orada geçirirlermiş eskiden. Dolayısıyla orada oruç tutar, namaz kılar. Diyorlar ki 3 hafta sonra buraya geldiler mi, biz onları hacı gibi kabul ederdik. Yani ibadet ederlerdi. Öyle onu da anlatıyorlar. Nuh Aleyhisselam'a dair anlatacaklarımız belki bunlar. Ben şey de yapayım. Evet. Şöyle de buradan göstereyim. Burası Cizre. Cizre'den bir görüntü. Burası bizim Cizre'deki Nuh Aleyhisselam'ın makamı. Bu da camisi. Caminin hemen kenarında şey var. Şu da Kerek'teki türbesi. Hemen kabristan var, kabristanın içinde. Evet, şöyle bakmış olduğumuz zaman haritayı görüyorsunuz değil mi? Şırnak şimdiki adı Heştan'ın Yoğurtçular köyüymüş. Heştan Kürtçesi, Femanin Arapçası, Cudi Dağı. İşte biz onları işaretlemiştim. Kereki Nuh diyor. Bir tane daha kerek var ama kitaplarda buradaki şey geçiyor. Ürdün'de bulunuyor. Burada da Hazreti Küfe'de işte bir makamı var demiştim. Şu anda Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın izleri bu vesile görünmekte. Evet, Adem Aleyhisselam hep şeydi, yani normalde hep kitaplarda işte böyle geçiyordu. Ama işte boyundan tutun nerede kaldığı şeye kadar hep bir daha çok efsanelere büründürülmüş bir şey vardı. Evet, Adem Aleyhisselam için bir tane harita olarak seçtiğimizde böyle Hindistan burası, şurası İran tarafı, burası şeyde. Hindistan'da bizim kitaplarımızda Serendip diye geçiyor. Serendip, Sri Lanka. Ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cennetten buraya indiği rivayet ediliyor. Burada da Siripada,
bunların adıyla. Fakat Adem Dağı, normalde Adem Dağı olarak biliniyor. Burada da etkinlikler var. Bazıları Hazreti Adem'i orada başka peygamber olarak görüyorlar. Burada oluyor. Sonra Hazreti Adem Aleyhisselam'ın bundan sonra işte daha çok Aden diye karşımıza çıkan Aden diye kitaplarda işte Kitab-ı Mukaddes'te oralarda geçiyor. Ama Kitab-ı Mukaddes'teki Aden Mezopotamya oluşuyor. Mezopotamya'nın kendisi Aden olarak kabul ediliyor. Bu Urfa'da Göbekli Tepe. Bu konuda bütün Kitab-ı Mukaddes araştırmacıları çalışma yapmışlar. Ve hemen hemen Mezopotamya'nın üst tarafında Hazreti Adem'in kalabildiğine dair hep izler var. Dolayısıyla bu Göbekli Tepe'nin de yine Hazreti Adem'in ilk konduğu yerlere dair ipuçları olduğu anlaşılıyor. Yani eğer olacaksa burası olur diye. Telbastır diye bir şey var. O dönemde yine Fırat'ın kenarında araştırılmış. Ama şey değil yani. Hazreti Adem'in belki böyle baktığımız zaman burada işte hem Mezopotamya'da ama daha çok Şam'da şeylerini görüyoruz. Şam'da biliyorsunuz Kasyon Tepesi'nde Kasyon Dağı. Orada Kanlı Mağara diye yani Kabil'in Habil'i öldürdüğü yer olarak biliniyor. Kasyon Tepesi. Ben gitmedim ki. Burası Şam böyle böyle. Baktığınız zaman bakın. Burası Şam. Şam'ın tam böyle karşısında uzanan hemen hemen işte neydi kuzey batısında uzanan bir şey var. Dağda derken yani çok yüksekte değil ama tepe bizim Urfa'daki tepeler gibi Kasyon Dağı tepesi. Buraya çıkınca Şam çok iyi görünüyor. Emevi Camii burada görünüyor. Şöyle bir bakayım. Burada neler var? Evet. Şunda neler var? Bu Kasyon Tepesi'nde biliyorsunuz Mevlana Halid Hazretleri'nin de türbesi burada. Aynı zamanda Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin de türbesi yine burada. Bu şeyin bura Muhacirin Mahallesi deniyor şöyle. Tam bu Kasyon Tapınağı'nın eteklerinde. İşte Habil'i öldürdüğü yer anısına Kanlı Mağara da yine Kasyon Tepesi'nde. Habil'in mezarı da buraya yakın. Burada tabii önemli olan yine Hazreti Adem Aleyhisselam'a ait izlerden bir tanesi de Cedde demek. Yani Nine, Hazreti Havva validemizin orada metfun olmasından dolayı o isim almış. Dolayısıyla burada Makbaratu Ummuna Havva kabristanı var. Hatta Yara demişti hocam yani Kazi Kemal abiyle ziyaret etmişler orayı öyle. Bu Vahabiler oraya idare etmeden önce Osmanlı döneminde çok uzun bir kabri vardı orada. Daha sonra onlar onu yıktılar orada. Sadece böyle bir iz kalmış. Makbaratu Ummuna Havva. Makbaratu Ummuna Havva. Bir tane asker böyle şeydi, subaydı. Medine'den ben de uçakta geliyorum. Nereye gidiyorsun dedim. Dedi ki ninem Makbaratu Ummuna Havva'da metfun ona ziyaret etmeye gidiyorum dedi. Dedim ki orada nerede bulacaksın? Herkesin başında bir taş çitte. Burada giriş, şu giriş kapısı. Makbaratu Ummuna Havva yazıyor bakın burada. Ve yani metfun olduğu yer olarak Hazreti Adem'in değişik rivayetler var. Kimi rivayetlere göre o da Mekke-i Mükerreme'de özellikle Hatim bölgesinde metfun olduğu söyleniyor. Kimine göre şeyde daha çok belki
Hazreti İbrahim'in de orayı tercih etmesinden dolayı Kitab-ı Mukaddes yazarlarının El-Halil, bizim El-Halil diyoruz. Kitab-ı Mukaddes yazarlarının Hebron dedikleri yerde. Vaka orayı anlatırken onu göreceğiz zaten. El-Halil, Hebron burası. Kitab-ı Mukaddes ismiyle Hebron. Bizim bildiğimizde El-Halil kenti var. El-Halil kenti şu anda hem İsraillerin için ikamet ettiği, bakın gördüğünüz gibi, hem de Filistinlerin ikamet ettiği bir şehir. Burada bir yer var. Buraya da yine Harem-i Şerif deniyor. Şurası bakın böyle görünüyor. Daha iyi görebiliyor musunuz? Şöyle. Burada Görüyorum. Harem-i Şerif deniyor. Burası çok önemli. Belki bir iki fotoğrafını göstereceğim Hazreti İbrahim anlatırken. Burada Hazreti Adem Aleyhisselam'ın da burada metfun olduğu söyleniyor. Ama yeri belli değil. Fakat burası Hazreti Süleyman Aleyhisselam döneminde yapılmış ve içerisinde Hazreti İbrahim ve eşi Sare, Hazreti İshak ve eşi, Hazreti Yakup ve eşi, Hazreti Yusuf ve eşi burada bulunuyor. Dört tane peygamberin eşleri. Hazreti Adem'in de burada olduğu rivayet ediliyor. Bunun ortasını bölmüşler. Yahudiler buradan giriyor. Bunlar o tarafa geçemiyor. Filistin Müslümanlar da buradan giriyor. Onlar da onları oraya koymuyorlar ama arada bölünmüş yani. Eğer İsrail tarafından gelirseniz sadece Hazreti Yakup'la Yusuf'u görebiliyorsunuz. Eğer Filistin tarafından gelirsen Hazreti İbrahim ve Sare'yi, Hazreti İshak'ı görebiliyorsunuz. Mescid-i Nebevi'nin içinde de şeyler var yani. Gördünüz mü bu bazilika? Bu Hazreti Süleyman Aleyhisselam döneminde yapılıyor ve Yahudilerin girdiği yer burası. Öbür taraftan da şuradan da şu minarenin olduğu yerden de Müslümanlar giriyor. Ortasından bölmüşler. Dolayısıyla böyle bir şey. Mescid-i Aksa dediğimiz burası mı oluyor şimdi? Hayır, burası Mescid-i Aksa değil hocam. Burası Mescid-i Aksa'ya yani Kudüs'e yaklaşık bir 60 kilometre mi ne uzaklıkta. Değil Yani mi? şöyle bakalım. Şuradan şeyde görünmüyordum. İşte. Burası ayrı yani. Burasını İşte. Süleyman Aleyhisselam bu peygamberlerin kabirlerini korumak için yapılmış. İçinde mescit var aynı zamanda. Şurada Hazreti İbrahim mescidi var içinde. Namaz kılıyorsunuz. Hazreti İshak'ın kabri, hatta Nureddin Zengi Hazretlerinin de bir minberi o zaman getirip içine koyuyorlar yani. O vefat ediyor, getiremiyor. Salahaddin Eyyubi getiriyor, koyuyor. Şimdi burası böyle yapılıyor Hazreti Süleyman Aleyhisselam döneminde ama sonra tabii bayağı bir yıkılıyor kenarlar ötesi verisi. Mesela bizde tarihte hiç anlatılmaz. Burayı kim imar ediyor biliyor musunuz? Bu haliyle, şu andaki haliyle. Hazreti Yavuz Sultan Selim Hazretleri Mısır'a giderken buraya uğruyor, ziyaret ediyor. Sonra buraya yapılıyor. Yeniden imar ediliyor yani. O dönemden kalmaya. Hocam orada kutsal ahit sandığı orada mı meşhur? Kutsal? Ahit sandığı diye bir Yahudiler şey Yok, var. yok. Onun bunlar, o burayla alakalı değil. O şeyde. Onu geleceğiz şimdi. Burası böyle bir yer yani. Harem-i Şerif burada. Yani gerçekten içeri giriyorsunuz. Hazreti İbrahim'in kabri var. Hazreti Sare'nin kabri var. Böyle eskiden şöyle düşünüyordum. Yani anlatılırdı böyle de. Yani bu yerler gösterilmezdi. Hatta ben Kur'an arkeolojisi diye bir ders koymuştum üniversiteye son sınıfa. Ders gibi anlattım bütün öğrencilere. En sonunda imtihanda sordum ya Hazreti İbrahim'in kabri nerede dedi. Tanesi Hindistan yazınca seni bırakacağım dedim. Bıraktım onu. Hocam biz Para. Kur'an-ı Kerim'deki o kıssaların geçtiği yerleri gösterirken kıssalardan bahsetseniz Kur'an-ı Kerim'deki kısaca onu anlatsanız. Evet, şeye Yani geçeyim. Evet, o zaman şeye Ahmet geçelim. Hocam biz Umre'ye gittiğimizde bu Arafat'a doğru giderken bize bir köprü gösterdiler. Dediler ki bu Habil'le Kabil'in kavga ettiği yer burası dediler. Öyle bir de gösterdiler. Onun doğruluk derecesi var mı?
Yani evet, belki yani bizim rivayetlerde işte herkes bir yer söylüyor ama doğruluk tabii tarihi şeylerden yola çıkarak herkes bir şey söylüyor ama bilemiyorum tabii. Yanlış da desek yanlış olur, doğru da, ama Şam'da kaldıkları, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın o taraflarda ikamet ettiğine dair çok büyük güçlü ipuçları olduğuna göre demek ki orası, daha sonra Kabil kaçıyor. Şeye gidiyor, nedir, Yemen'e gidiyor. Yemen'e gittikte hatta Kabil'in ilk kurduğu şehirlerden bir tanesi Şibam. Şibam'da çok tarihi yerler var. Şibam'da Hadramut Vadisi'nde, ama diğerini bilmiyorum hocam. Şimdi o zaman şeye gelelim isterseniz. Şu anda bizzat yani %100 doğru olabileceğini sevdiğimiz Medayın Salih'e gelelim. Hazreti Salih Aleyhisselam'ın şeyini görelim. Ondan sonra Ad kavmine geçelim. İbrahim Aleyhisselam'ın kabri burası net mi oldu o zaman? Yani şimdiye Evet, kadar ben evet, şahsen ilk evet, defa evet yani işitmiş orası oldum. net yani işte orası yani orada. İşte vefat edince şeyde Kitab-ı Mukaddes'te Makbela mağarasına, Mekbela diyorlar ya, Mekbela mağarasına işte şey yaptığı borç birisininmiş esas orası. Orayı parayla satın alıyorlar. Sonra Hazreti İbrahim'i oraya koyuyorlar. Hatta biri de delil getiriyor, diyor ki eğer bu topraklar size verilseydi Hazreti İbrahim Mekbela mağarasında para verip niye kendine kabir alsın? Kendisini zaten. Öyle bir şey de anlatıyorlar. Evet, biz bir de Medayin-i Salih, Hicr diye geçiyoruz. Salih Aleyhisselam'ın şeyini bakacağız. Salih Aleyhisselam'ın evzat şey olarak Kur'an-ı Kerim'de bizzat yerleri kesin olarak bilinen kavimden bir tanesi. Yani o da Ashab-ı Hicr diye hep geçiyor. Ashab-ı Hicr-i Mürselin, Kezzebe Ashab-ı Hicr-i Mürselin, Ashab-ı Hicr, Medayin-i Salih hep böyle şeyler de geçer yani. Dolayısıyla biz de oraya bakalım şimdi. Medayin-i Ashab-ı Hicr, Medayin-i Salih. Burada şu anda Medayin-i Salih'te Araplar şeylere, Suudlular kızıyorlar bize ama Batılılara müsaade ediyorlar. Dolayısıyla orada kazılar yapılıyor yani. Evet, gördüğünüz gibi burada kazılar yapılıyor. Şimdi şöyle, burası şu anda Suudi Arabistan'da El Ula diye bir şehir, yani El Ula diye biliniyor. Dolayısıyla bu şey de 20 kilometre onun güney doğusunda geçiyor ve burada o kânû yenhitûne minel cibâli buyûten âminîn dediği, yani yekpare taştan kendilerine ev oyuyorlardı diye anlatılan yerler işte buralar. Baktığınız zaman şey yapabiliyorsunuz, gerçekten şeyleri geçiyor. Ben şuradan devam edeyim. Şöyle taşlar var. Şunlar gördüğünüz gibi böyle yine evler oyulmuş. Bakın şöyle, bunlar da öyle. Şöyle içine giriliyor. Bu yekpare bir taş gördüğünüz gibi. Yani ne kadar bunun yüksekliği? Yaklaşık işte şurayı eğer 3 metre düşünürseniz, 3 mü 2 metre, 2,5 3 metre, yani yaklaşık neredeyse bir 30-40 metre yüksekliğinde bir taş bu. İçi de çok büyük değil yani, normalde 10 metrekare bir yer yani, ama burada duruyorlar yani, buralar onların şeyleri. Onlar da normal bizi gibi insanlardı. Bunu görmek için öyle demeye gerek yok ki diyor. İçeri gidin diyor. Orada kabristanlar var. Kabristanları görün. İşte kabristan normal 2 metre boyunda şeyler. Yani bunların bazılarında kabirler var. Allahu Teala helak ettiği zaman helak ediyor yani. Sıcakta bunlar kalkanın üzerinde kızaran çekirgeler gibi yanıyorlar yani. Allahu Teala helak etmek istediği zaman ederler yani. Böyle mesela burada diyorlardı ki buralarda parlamento binası gibi diyorlar işte. İzi beyitune mala yarda minel kavl. Gece oturup işte şeyler, komplikasyonlar kuruyorlardı.
Hazreti Kisat-ı Münerreh'te 9 tane kabile, 9 grup, 9 parti Hazreti Salih Aleyhisselam'la ilgili şeyler yapmışlar. Onun için burayla ilgili rivayetler var. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rivayette geliyor yani burada. Sonra orada hamur yoğuruyorlar. Hamurları döktürüyor. Bazı rivayette hatta sularını içtirmiyor. Bazı rivayette yok içiliyor. Ondan sonra artık fetva olmuş. Yani şimdi burada sular içilecek mi içilmeyecek mi? Burada ikamet edilecek mi edilmeyecek mi? Halbuki normalde 10 kilometre ötesinde şehir var yani. Orada insanlar yaşıyor şu anda. Dolayısıyla zaten burası devam ediyor. Sadece bu taşlar değil, bu taşların kenarlarında da hep evler var. Devam ediyor. Gördünüz mü? Bu da kocaman bir şey yani. Yortmuşlar. Şurasını 3 metre düşünün. Buraları da böyle yontmuş, karşımıza çıkarmışlar. Burası da El Ula. Yani normal şu andaki şehir yaklaşık bir 15-20 kilometre oraya yakın. Şöyle baktığımızda bu haritaya bakalım. Yani işte normalde biz Hayber'den geliyoruz. Yani böyle Hayber tarafından gelindiği zaman Medaini Salih işte burası. El-Ula yeni modern şehir burası. Onun hemen işte şeyinde de kuzeyinde de Medaini Salih şehrin kendi yeri var. Yani. Hatta buradan da şey geçiyor. Tren yolu, Hicaz yolu geçiyor. Orada da o kırılmış vagonlar, sökülmüş yolları da görebiliyorsunuz. Hocam buradaki bu Salih Aleyhisselam kavmi ne şekilde Kur'an-ı Kerim'de cezalandırıldı? Kısaca onun bilgi verir misiniz? Bunlar esasen böyle bir deve istiyorlar. Diyorlar ki bu taşın içinden çıksın, arkasında da yavrusu olsun. Biz senin peygamber olduğuna inanayım diyorlar. Ama onlar dolayısıyla gerçekten taşın içerisinde, arkasında da yavrusu deve mucize olarak geliyor ve ondan sonra görüyorlar ama yine de inanmıyorlar. Fakat bu sıra deve çok su içiyor. Hani Avustralya'da suları çok içtiği için telef ediyorlar ya. Ve nebbihum ennel ma kısmetün beynem külli şirbin muhtadar diyor. Ayet-i kerimede geçiyor ya. Yani artık diyorlar ki işte bir gün deve içsin, bir gün siz içsin. Yani sıra deve suyumuzu içiyor diye bizi susuz bırakacak diye Kutare bin Salif deveyi şey yapıyor, katlediyor. İşte zaten mucize bir deve olduğu için Allahu Teala da tabii kendine ait bir şeyi orada da helak etmelerinden dolayı esas fitnenin baş tarafını fitnenin düğmesine basmış oluyorlar. Yani ve Allahu Teala da arkasından onları şimdi sayha deniyor ama Kur'an'da tabii ki ifade edilen şeylerin yani bizzat illa şu şudur demek çok zor. Bunlar da böyle yanarak öldükleri anlaşılıyor. Çünkü normalde bunların yerleştiği yerler çok şeye yıkılmıyor yani. Bir rivayette diyor hadis-i şerifte Semud kavminden geriye Ebu Rigal isminde bir zat kalmıştır. Ebu Rigal kavminin helakinden önce Taif'e hicret etmişti. Abdullah bin Ömer'in anlattığına göre Hazreti Peygamber ile birlikte Taif'e gittiklerinde Semud kavminden kalan Ebu Rigal'ın mezarının yerini göstermiştir diyor. Bazı rivayetlerde ise Semud kavminde 4000'e yakın Müslüman olanlar Hazreti Salih ile birlikte Hadramut'a gitmiş. Hazreti Salih orada vefat etmiştir. Zira burada Semud diye bir köy var. Evet doğru olan da bu yani. Bura helak olduktan sonra şey yapıyorlar. Normalde şey var. Hadram şeyde Hadramut Vadisi'ne yakın bir de Salih Aleyhisselam'ın bir makamı da orada var. Makam kabri. Semud da burası. Çok küçük bir yer ve dolayısıyla burada ikamet ediyor. Bir rivayet. Salih Aleyhisselam'ın köyü olarak da esasen acaba başka bir peygamber ismi mi yoksa şey midir diye esas normalde şey geçiyor. Filistin'de de Salih Aleyhisselam'ın bir köyü var. Yine Remle'de Salih Aleyhisselam'ın kabri var yani.
Dolayısıyla da deniyor ki yani ya oğlunun kabri ya makam kabri, yani hangisi olduğu bilinmiyor tabii. Ya oraya ya oraya 3-4 tane şey söyleniyor. Remle'de. Remle şu anda şeyde Filistin, İsrail tarafında. Hocam At Kavmi de orada mı? At Kavmi de yakın değil mi? Yakın mı? At, Evet, hangisi var şu sırada? şimdi At kavmi, aslında At tabi bunlardan Salih Aleyhisselam'dan önce arada neredeyse 200 sene ileri geri kayabiliyor. Yani böyle 10 sene de değil yani. Dolayısıyla At kavmi Kezebet Adünil Mursel'in zaten şey Hazreti Salih Aleyhisselam'a Semud'a Adi Sani deniyor. Yani neredeyse orada. Hud Aleyhisselam'ın ümmeti ve bunlar da Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi iz enzere kavmahu bil ahkaf diyor. Hazreti Hud Aleyhisselam kavmini ahkafta uyardı diyor. Buradaki ana kelime de ahkaf, hekıf, ahkaf. Böyle işte kum tepeleri. Dolayısıyla da ama yani bir bölge olarak bulabiliyoruz ama bölgenin içerisinde değişik makamlar, yerler var. O makamlardan dolayı da şey yapabiliyoruz. Ahkaf denilen yer Rubul Hali. Buraya Rubul Hali deniyor ve Suudi Arabistan'dan ta Umman'a sınırı var, Yemen'e sınırı var ve Suudi Arabistan'a ait. Burada böyle bizim işte Palandöken gibi, Erciyes Dağı gibi büyük kum tepeleri var. Yani mesela biz bu şey tarafından gitmiştik. Şöyle Salalah var burada. Buradan ta buraya yakın gittik böyle. Öyle bir kum ki yani dağlıklar böyle. Bakayım daha belki üstün. Ya bu daha uygun. Yani görüyor musunuz? Bu işte ahkam. Yalnız bunun bir özelliği var. Bugün bunu görürsünüz. 2 gün sonra bu yerinde durmayabilir yani. Sonra buradan esiyor, başka yere kuruluyor. Yani acayip bir şey. Yaklaşık 50-60 derece sıcaklıkta bir Yani kumlar. Öyle Hekifu onları uyardı diyor yani. Şimdi burada biz baktığımız zaman bir şeylere göre Hadramut Vadisi var. Hadramut Vadisi yani Meğrib'den başlıyor ve ya buradan devam ediyor. Büyük bir kanyon. Yaklaşık 2 kilo, 3 kilo, 4 kilometre eninde bir kanyon devam ediyor ve bu kanyon ilerliyor. Küçük daha sonra seller halinde bu Sayhuddin'in Yemen'in bir yerinde denize gidiyor mevsimlik nehirler. Normalde işte meşhur hadislerde geçen işte Hadramut bütün şeyler burada geçiyor. Dolayısıyla Hazreti ya şeyin Yuhud Aleyhisselam'ın köyü de Kariyet-i Hud burada. Biz buradan ta buraya kadar geldik. Çok korkunç yerler. Yani böyle bazen sel geliyor, selden gidebilirsiniz. Yani yol da yok. Artık Allah'a güven gideceksin yani orada. Başka bir şey yok. Buradan aniden sel de gelebiliyor. Çünkü yukarısını bilmiyorsunuz. Burası bir vadi. Ya Kariyet-i Hud. bu At kavmi peygambere inanmıyor. Biz onun Ahkaf suresini İsmail'e meğer dersi yaptığını kısaca bahsetti ama onların binaları sağlam kalıyor. Kum içinde kum fırtınası geliyor. Hepsi boğuluyorlar. Kumda ölüyorlar. Bir araştırmaya göre o 12 Evet. metrelik kum yığının altında şehri bulmuşlar galiba Fransızlar. Bir dergide yayınlanmış bu da bu şekilde. Bu olay nedir? Kur'an'daki şeyi. Yani o değil de şöyle abi yani tabii esas Kariyet-i Hud burada yani şey değil burası mesela kumluk değil yani ama normalde şu gördüğünüz ahkaf burada da olabiliyor. Fakat Hud Aleyhisselam'ın kabri burada.
Yalnız şey olarak uyardığı şey sadece burayla bitmiyor. Kami'nin yani haritası normalde buranın hepsini kuşatıyor. Onun için yani mesela Mükella eski Yemen'in şeyi nedir? Eski Kuzey Yemen'in başkenti. Şimdi tabii şey değil. Mesela Mükella da aynı zamanda orada ve burada biliyorsunuz şey de şu yaklaşık Ahkaf Üniversitesi var. Oradaki hoca da diyordu ki hocam tam burada uyardı diyor. Yani Ahkaf Üniversitesi var. Hadramut şeyde Ahkaf Üniversitesi şu şeyde. Burada kitaplarda çok geçiyor böyle. Bizzat şehir diye geçiyor. Şehir. Şurası. Ahkaf Üniversitesi de burada. Ve olayın burada olduğu söyleniyor. Yani burada uyarıldıkları söyleniyor. Mesela biz buradan geçtik şöyle. Bu Kariyet-i Hud'u ziyaret ettik. Ondan sonra buradan geldik. Böyle buraya hani burada da dediler ki işte Ahkaf Üniversitesi'ndeki hocalar Ahkaf burası dediler. Zaten orasının anısına da o yapılmış yani. Dolayısıyla bir şey demek mümkün değil. Yani illa şuradır demek mümkün değil ama bunun tamamında, şuranın tamamında bunu söylemek daha mümkün. Çünkü normalde Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kabri sana şeyde olduğu gibi bu Hadramut mevzusunda olduğu gibi bir makam kabri de veya kabri Salale'de var. Mesela şimdi şurada normalde Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kavmiyle ilgili bir yer. Yani şuranın bir özelliği var. Bu her taraf burada bir böyle kumluk, ahkaf ama şurada yaklaşık bir 50 kilometre eninde bir 60 kilometre 50-60 kilometre boyunda bir yeşillik var. O sanki böyle işte Pasifik'teki o iklim gibi. Burada aynı bizim Karadeniz gibi böyle yeşillikler, işte nehir akıyor, böyle çaylar. Güzel bir şey. Salale burası. Salale öyle bir şehir. Fakat burada da yine Hazreti Hud Aleyhisselam'ın oğlunun kabri, eşinin kabri, kendinin kabri var. Demek ki o zaman burayla da alakalı. Hatta biz burada yaklaşık biraz daha şeye gittik. Kazılar yapılıyor burada, devam ediyor. Belki bura olur diye Batılılar çalışıyor. Yalnız şunu söyleyeyim, bu Umman denilen ülkenin yaklaşık 2-3 milyon nüfusu var ama şu kocaman bir yer. Burada mesela biz bu çöle doğru gittiğimiz zaman buralarda İngiliz askerleri var. Yaklaşık bütün burası hemen onların askerleriyle dolu. Tatbikatlar yapıyorlar. Aynı zamanda burada şey de yapılıyor. İşte nedir? Kazılar da devam ediyor. Ama gerçekten bakın şurayı hiç inanamazsınız. Yani çölün ortasında böyle bir yeşillik olduğunu. Aynı bizim Karadeniz gibi güzel yer. Burası orada yani. Bunun tam bitiminde çölün başlangıcında olduğu da söyleniyor. Burada normalde Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığına göre bunlar da susuzluk çekiyorlar. Çok aşırı sıcak oluyor. Şöyle bu gerçekten bu vadi, Hadramut Vadisi böyle genişliğine bir yer. Bakayım orada geçecek mi? Hatta burada yaklaşık 700-800 senelik binalar var. Yani baktığınız zaman o hani emad diyor böyle yüksek binalar. Bakın bunlar yaklaşık 800-900 sene önce yapılmış. Etrafı böyle site halinde. Bunlar bu kadar yükseklikte 10 katlı böyle 9 katlı binalar. Bunlar çamurdan yapılmış yani. Hatta bunların yenilerini yapmışlar. Yenileri bunlardan iyi değil yani. İçinde camisi var. Bunlar içine girebiliyor. Çamurdan oluyor bir şey bu. Demek ki o kültür orada varmış yani. Bu şey de Kur'an-ı Kerim'in anlattığında o kadar susuz kalıyorlar ki artık ne yapacakları bilinmiyor. Entum ardu mumdiruna Ahkaf suresinde diyorlar ki bir siyah bulut görüyorlar. Bulut geliyor ve zaten bu vadi genişliğinde vadiyi kaplamış.
Çok seviniyorlar. Diyorlar ki, bakayım bir tane vadinin resmi var mı? Diyorlar, entum hâzâ âridun mumdiruna. Arid oradaki bulut olmuş oluyor. Yani bu diyor şimdi bir bulut. İnşallah bize yağmur getirecek. Maalesef ve onun eti altına hücum ediyorlar. İnşallah biz bunun yağmurdan işte sıcaktan kurtulmuş olacağız. Meğer o siyah bulut bir bela bulutu. Dolayısıyla geliyor ve hepsini alıp götürüyor yani. Siyah bulut. Azap yağmuru. Arın. İçinde diyor, al elin bir azap olan bir rüzgardır o diyor. Şurası o şeyde işte Kariyet-i Hud'da Hud Aleyhisselam'ın kabri. Fakat bunun daha çok makam olduğu anlaşılıyor. Çünkü o vadide bu gördüğünüz gibi bakın böyle bir geniş panorama yapmıştık o yüksek yerden. İçinde mevsimlik nehir akıyor. Daha sonra kuruyor ve göl şeylerle suluyorlar orayı. Evet, biraz daha uzaktan çekmek şurası şey oluyor. Burada günün belli bir vaktini, yerini unuttuğumuz vaktini, zamanını orada işte festival de oluyor. Yani bir kutlama yerleri de oluyor. Kutlamada sabah namazının işte sabah namazıyla beraber bütün insanlar öteden beriden geliyor buraya. Salatü selam getiriyorlar. Ta ikindiye kadar. Hiç durmadan. Hatta orada bir salatü selam böyle peygamberlere şey olan görmüştüm. Bir kitap görmüştüm. Bütün peygamberlere salatü selam getiriyorlar. Başta da Hud aleyhisselama. Ne kadar? Bir gün boyunca o vadi inliyor böyle. Anlatıyorlardı. Bunlar da işte o az önce Salale dediğim yerde mesela Hud bin Abir, Abir'in oğlu Hud diyor. Hud Aleyhisselam'ın kabri bakın burada da görünüyor. Bu sırada bu da Hud bin Abir, bu da Hud'un oğlu Abir diyor. Hud'a ile geçiyor. Hazreti Hud'un makamı var bir de. Ceraş'ta, Ürdün'de ama burası şey değil yani. Atkomi de bu. Hocam siz Lut Aleyhisselam'ı, ondan sonra Nuh Aleyhisselam'ın, o İbrahim Aleyhisselam'la ilgili şeyleri oraya geçin, onları da bir dinleyelim. Musa Aleyhisselam'ın şeyi de önemli. Şimdi isterseniz Musa Aleyhisselam'a geçelim. Evet. Hocam geçti ama. Bir sorum olacaktı. Sağ olun, buyurun. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin Cizre'ye yakın bir yerde anladığım kadar bir yerde konuşlandığından bahsettiniz. Bu yerin rakımı ne kadar acaba? Karlarla örtülü mü? Nedir? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de o geminin ibret olarak daha sonraki nesillere ibret olarak baki bırakıldığı yazıyor. O zaman o gemi karlar altında olması lazım bilinmediğine göre. Onu soracaktım. Şimdi normalde biliyorsunuz Ararat Dağı, evet, Cudi, bunlar bayağı bir tartışma olmuş bu Kitab-ı Mukaddes araştırmacılarına göre. Onlar şey Ağrı Dağı'nın, Ağrı Dağı'nın olduğunu söylüyorlar. Ondan sonra fakat İslam kültüründe Cudi Dağ olarak bilinen işte bu şeyde yani Cizre'de, Cizre'nin arkasında ki şeyle orası orayı paylaşıyor yani. Cizre ile beraber paylaşıyorlar orayı. Fakat Cudi Dağı'nın üstünde kar kalmıyor. Biraz kalıyor sonra kalkıyor. Şeyde Ağrı Dağı'nda hiç kar eksik olmuyor. Sürekli orada var. Bunu böyle Tabresi gibi bazı tefsirciler diyorlar ki bu bir dağ değil diyor. Yani bir doruk, bir tepe değil. Bir aynı bizim Toroslar gibi
bir dağ silsilesi olsa gerek diyor yani. Dolayısıyla Toroslar dediğiniz zaman ta Muğla'dan başlıyor. Şeye kadar hatta bizim Adıyamanlar bile diyorlar bizim başımızdaki dağlar da Toroslar. Oraya kadar devam ediyor. Aynen burada da diyorlar ki yani Cudi Dağı buradaki dağ silsilelerinin önemli bir ismi olarak kaç. Ama özel olarak fakat öyle diyorlar ama işte esasen ben mesela bu kadar çalışmadan sonra düşüncem şu. Tarihler kitaplardan yazıldığı gibi aynı zamanda yerlerinden hareketle de yazılmalı. Yani o yöredeki insanlar neler diyorlar. Çünkü nihayet onlar eğer değişmediyse daha önceki atlardan gelen insanların çocukları. Onlar daha iyi biliyor. Ve mesela işte burada biz hani dedim ya az önce Cizre'de işte şeye gittiğimiz zaman, Şırnak'a gittiğimiz zaman Şırnak'ta oradaki daha sonra şehri Nuh iken Şırnak olmuş biliyorsunuz orası. Bu kadar şeyden sonra neden şey olmasın ki? Yani Şırnak niye olmasın yani? Ben o bölgede 8 yıl kadar kaldım. Evet, buyurun. Yani bizim orada ben de aslında Mardinliyim. İsmim Abdullah. Şöyle şimdi orada tabii yaşlı insanlar anlatıyorlardı. Sizin dediğiniz gibi Cudi Dağı'nda işte Hazreti Nuh'un gemisinin olduğu yerler, yani gemi kalıntısının olduğu, insan boyunu aşan işte çivilerin, demir parçalarının olduğu bir bölge var. Oralara Evet. gittiklerini söyleyen yaşlılar falan vardı yani. Biz onları dinliyorduk yani. Kendileri söylüyorlardı. Evet. Ama tabii terör olaylarından sonra yani çok 35-40 yıl evvelinden öncesini söylüyorlar tabii. Bunu insanlara anlatıyorlar. Evet. Oralarda hani inceleme mümkün değil yani. Şu anda zaten kimse gidemiyor. Zaten o ziyaretlere de gidemiyorlar. İnsanlar daha da çıkamıyorlar o bölgenin olduğu yere. Zaten Evet. Hazreti Nuh'un gemisinin olduğu yere yakın bir köy var mesela. Heştan diye yaşadığı bir köy. Oradan yine Hazreti Nuh'tan itibaren böyle evlatları dağılıyor yani dünyaya diye bir anlatırlardı. Yani orada hani oradaki yer Evet. isimleri, hatta Hazreti Nuh'un türbesi var Cizre'de. Orada o dönemden kalma tabletler falan vardı. Anlatıyorlardı işte hani Kürtçe'de o dönemden kalma bir dil olarak ifade ediyorlardı. Evet. Mesela oraya gittik biz o zaman. O zaman da çok kötüydü yani biliyorsunuz terör vardı, şeyler vardı. Bir iki insanla gitmiştik öyle korka korka ama fakat acı olan şey şu yani biz kendi harsımızı, kendi mirasımızı araştırmamışız yani araştırmıyoruz. Halbuki işte araştırmış olsak bunların hepsi ortaya çıkacak ve dolayısıyla da bir şey meydana gelmiş olacak. Ama bu kadarıyla da belki ütopya olmaktan kurtulmuş oluyor yani. Ben Yoğurtçular Köyü bak burasıymış bak bu tarafa gel. Doğru, doğrudur hocam, doğrudur. Bakın Yoğurtçu bu işte Semanin bu Heştan, Heştiyan yani 80'li, 80'liler. 80 kişilik kurulmuş. Yani 80. rivayetlerde diyor ki işte gemide insanlar bu kadardı. Bir de şöyle yani mesela geminin tek gemi değil de mesela Kur'an-ı Kerim'deki verdiği ölçüye göre min külli zevcin diyor yani ve her şeyden iki tane al diyor yani. Dolayısıyla dünyanın genelinde bir helakten bahsediliyor. Yoksa neden hayvanlardan birer çift alsın? Yani ki bunlar önemli doneler. Ama keşke Cudi açılsa herkese de kültürümüzü, hiçbir şeyimizi, her şeyimizi karıştırmışız birbirine. Dolayısıyla da kültürlerini hatırlamayan insanlar başkalarına çok yem olurlar. Yani esas olan odur yani. Mesela ben de işte ne yaptım? Ta 40 yaşlarında buralara gittim. Bir ilahiyatçı olarak bizim kitaplarımızda bunların hepsi en başta yer edilmeli. Kitaplarda okunmalı. Hazreti İbrahim nerede? Misyonu neydi? Yani mesela ben bakıyorum Hazreti İbrahim'e baktığımız zaman gerçekten o büyük misyonun insanı. Ve İbrahim yapan nedir? Onun cömertliği, Kur'an anlatıyor yani misafirleri gelir ki oraya geleceğiz mesela.
Yani birden misafirlere bir dana kızartılıp getiriliyor. Konuyor yani. Şeyde Allah Allah diyorsun. Yani hizmet de öyle başlamıştı. Yani insanlar evini açıyorsa, orada ders yapabiliyorsanız, orada sohbet edebiliyorsanız, misafir ağırlayabiliyorsanız, o zaman insan olmuş oluyorsunuz. Yani o zaman İbrahim Aleyhisselam olmuş oluyorsunuz yani. Tamam. Hocam burada konuyu da anladık. Bir Allah razı olsun hocam.